Pardon. Açabilir miyiz? Kardeşim galiba. Teşekkür ederim. Onu yanmış. Değerli konuklarımız, törenimiz başlamak üzeredir. Sizleri kürsünle yer almaya davet ediyoruz. İlginize ve anlayışınıza teşekkür ediyoruz. Devlet vatandaş işbirliğiyle Nilüfer ilçemize kazandırılacak olan Abdülhalim Altınoluk Aile Sağlığı Merkezi. Sonra mal da mülk yüzümüzde bir değeri kalmaz. Paramız varsa eğer iyileştirmemiz için gerekliyse bunu harcamaktan asla sakınmamalıyız. İmkanı olan insanlar belli bir dönemden sonra mutlaka belli bir hayır kurumuna, belli bir hayır işine kendilerini adamayıp bir gelenek haline getirmelidir. Bizler bu duyguyla düşüncelerimizi tasdik kurumlarından. Değerli Bursalılar, sizleri saygıyla selamlıyorum. Temelini atacağımız Aile Sağlık Merkezi'nin ve 112 Acil Çağrı Servisi'nin ilçemize sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bursa'da büyük bir sağlık alanında dönüşüm var, değişim dönüşüm var. Bunu herkes kendi hayatında, aile hayatında görüyor, yaşıyor. Şu anda 7500 yatak kapasitemiz var. İnşallah 2019 yılında 10.500 civarında olacak. Devletimiz güçlü, kötü müvettimiz Bursa'ya büyük kaynaklar aktarıyor. Bursa zengin bir şehir ama sadece ekonomisi değil, yüreği, gönlü zengin insanların şehri burası. Pek çok kamu yatırımını hayırsever iş adamlarımız, Abdülhalim amca gibi değerli, yüce gönüllü, hakikaten gönlü zengin insanlarımız yaptırıyor. Ben onlara şükran borçluyum, teşekkür ediyorum. Allah kendisine uzun ve sağlıklı bir ömür versin. Onların ömrü bereketli. Halk için, hep diğer insanlar için bir şeyler yaparak geçmiş bir ömür. Ayrıca burada size paylaşmak istiyorum. Abdülhalim amcamız bir de okul yaptırdı. Kendisine tekrar uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Hayırlı olsun, saygılar sunuyorum. Amiyane tabirle çuvalla parası vardır. Ama Allah nasip etmezse böyle eserleri yapamaz. Bu bir yürek işidir. Bu bir mefkûredir. Bu bir iman ve inanç meselesidir. Abdülhalim amcamıza bu nedenle teşekkür ediyorum. Unutulmaması gereken bir şey var ki, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Diyor ki, insan öldüğünde bütün amellerinin sevapları sona erer. Üç şey onu öldükten sonra da takip eder. O üç şeyden bir tanesi sadaka-i cariye ki burada yapılan şey odur. Kendisinden istifade edilen ilim ve hayırlı evlat. Buraya, bu kapıdan girecek her insan Abdülhalim dedemizin ismini okuduğunda Allah razı olsun ondan diyecek. Bu ne büyük bir mükafat. Bundan daha büyük bir mükafat olabilir mi? İsmi burada ilelebet yaşayacak. Dolayısıyla Allah eksikliklerini vermesin hayırseverlerimizin. Daha da ziyadeleştirsin. Bursa'mıza bu kapasiteye sahip çok sayıda imkan sahibi kardeşimiz, iş adamımız, zenginimiz, hayırseverimiz var. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrardan selamlıyorum. Bugün temelini atacağımız bu tesisin en kısa sürede tamamlanması ve hizmete açılması için Mevlam'dan niyazım odur ki tekrardan bir araya gelelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalınız. Şöyle tutalım mı? Sen de böyle bir tarafından. Hadi bakalım. Ben burada. Senin yanında biraz sönük kalıyoruz ama yapacağız. Hadi ya Allah, bismillah. Allah kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı ihsan etsin. Hadi. Evet değerli konuklarımız, Aile Sağlığı Merkezimiz ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz Nilüfer ilçemize ve Beşevler mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun.